Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz komşuluğun değer yitireceğini haber veriyor. Sıla-i rahimin kıyametten önce bitirileceğini haber veriyor. Kıyametten önce aslında hain insanların toplumda saygın olacaklarını, emin insanların bir kenara itileceklerini haber veriyor. Biz bunu toplumumuzdan engelleyebilir miyiz? Engelleyemeyiz şüphesiz. Ama biz bu özelliklerden sıyrılıp Allah'a sığınabiliriz. Böylece Rabbimizin rızasını kazanırız. Biz kendimizi eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü komşular olacak kıyamet günü diyorsa biz onlardan olmayarak kurtarırız. sıla Rahim'i bitirecek insanlar çünkü fakire kimse gitmeyecek, ihtiyacı olmayana kimse bakmayacak diye böyle bir sistem oluşacak buyuruyorsa biz onun dışında kalırız Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, cimrilik ve pintilik kesinlikle kıyamet öncesi yaygınlaşacak bir hastalıktır. Annelerin, babaların çocuklarına bile cimrice davranacakları bir zamandan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulağı olan herkes için, iman eden herkes için kardeşlerim, mal konusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ciddi olarak kıyamet öncesinde tedbir almamızı buyurduğu konulardan birisidir. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bu ümmet için öyle bir zamandan söz ediyor ki insanlar gelirlerine bakacaklar. Gelirin nereden geldiğine bakmayacaklar buyuruyor. Evleri var mı ona bakacaklar. Bu ev nereden temin edildi ona bakmayacaklar. Bu neyi gerektiriyor? beraberinde faizin, hak edilmemiş kazançların, haram girdilerin, rüşvetin ve Allah'ın haram ettiği kazanç türlerinin rızık gibi tüketileceği bir zamandan söz ediyor. Nereden kurtulmamız gerektiğinin de işareti bu. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde Bakın kıyametten önce gelecek buyurduğu mucizelerden birisi de müziğin doğal sese dönüşmesidir. Müzik, müzik. Var ya şu tıngır tıngır sesler, tenekeye vuruyorlar. Bu doğallaşacak. Ya yani ne demek doğallaşacak? Haram olmaktan çıkacak. Normal sokak gürültüsü gibi olacak. Motor gürültüsü gibi olacak. Bunu Bizim neslimiz bütün nesillerden daha hızlı bir şekilde örnek olarak gördü kardeşlerim. Müzik ibadete bile girdi. İbadete bile girdi. Nasıl girdiğinin örneklerine ben girmeyeyim bari. İbadete bile girdi. Bir afet, bir sıkıntı, bir uçurum. Hocayı da buldu, hacıyı da buldu, zengini de buldu, fakiri de buldu. Kıyamet alameti çünkü. Ya Rabbi muhafaza buyur bizi bu ve bütün alametlerden diye dua etmek zorundayız. Kardeşlerim kıyametten önce çıplak gözle izleyebileceğimiz işaretlerden birisi de çarşıların alışveriş merkezlerinin adım başı olmasıdır. Ve hayatın merkezi haline gelmesidir. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için değil, dinlenmek ve eğlenmek için alışveriş merkezlerini kullanmalarıdır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir kıyamet alameti. Evet. Alışveriş merkezi olduğu gibi haram demek değil ama Müslümanın hayatının merkezi haline geldiği zaman harama kapı açıyor demek. Ve yalan. Yalan yakalanmadığın zaman doğru söz gibi değerli hale geliyor. Kıyamet işareti Müslümana bir ikaz. Kardeşlerim, insanların hayattan bıkması, intiharların çoğalması, yarıya öldürücü nitelikli uyuşturucu ilaçların, doping yapan ilaçların kullanılma arzusu, psikiyatrik vakaların çoğalması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in olacak diye buyurduğu vakıalardan, gerçeklerdendir. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte insanlar hayattan o kadar bunalacaklar ki bir mezarlıktan geçerken ne mutlu bu adamlara ya bizden önce öldü kurtuldular diyecekler buyuruyor. Ama öte yandan, tabii ki öte yandan Faizle iş yapmaya devam edecekler, haram yemeye devam edecekler, haram ilişkiye devam edecekler, Allah'a yönelmedikleri, samimi olmadıkları ortamları kullanmaya devam edecekler. O kullandıkları e, işler, yaptıkları hasletler adeta turşu suyu, tuzlu su gibi olduğu için o onlara sürekli kabirdekileri daha mutlu hissettirecek. Gelecekler, ölenler kurtuldu diyecekler. Dönecekler 30'lu sudan içecekler. Haram. Allah'tan uzak hayat anlayışından. Ve kardeşlerim bir mucizeden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahsediyor. Buyuruyor ki toplumun en adi, en seviyesiz, en ahlaksız insanları topluma önder olmaya aday olacak ve desteklenecekler buyuruyor. Çıt konuşmuyoruz bundan sonra. Çıt konuşmuyoruz. Konuşmuyorum yani. Ve kardeşlerim filan yerdeki ümmeti Muhammed'den bir gruba insanlar silahla saldırdı. Şu 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 devletler ve kitleler ve kuruluşlar o saldıranı destekledi. Şaşırmıyorum. Çünkü Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti Muhammed'e sofraya üşüşmüş oburların üşüşmesi gibi bütün kafir milletlerin üşüşeceğini haber vermişti. Biz buna iman etmiştik. Bir başka mesele de insanların birbirlerine insanca bakma yeteneğini kaybedecek olmalarıdır. Ne eşler birbirlerine insanca ve Müslümanca bakacaklar, ne babalar çocuklarına, anneler çocuklarına, çocuklar baba ve annelerine öyle bakacak. Komşu komşuya öyle bakmayacak. Tek ölçü var para. Para force menfaat bu varsa her şey var yani tanrısı insanların gibi olacak mal ve mala götüren force kardeşlerim bunların tamamı alemlerin Rabbi gaybın Rabbi olan Allah adına konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği şeylerden sadece bazılarıdır tamamı da değildir. Tamamı değildir. Daha çok şeyler haber vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem ama bugün çıplak gözle bile izlediğimizde yalanın ne kadar yayıldığını insanları kooperatiflerde, vakıflarda, derneklerde yönetmek için veya yüksek makamlarda yönetmek için aday olanların daha önceki hırsızlıklarıyla, zinalarıyla, yanlışlarıyla bilinmiş kimseler oldukları halde bu insanların yönetme arzusunun yankı bulabildiğini velev bir futbol takımının başına geçmek olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti. Elbette imanı olan elbette ne derse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o muhakkak doğrudur diye tasdiki olanın ders alacağı şeylerdir bunlar.